Selamun aleyküm. Cümleten hayırlı bayramlar, hayırlı cumalar diliyorum. Bir kurban bayramında itrak ediyoruz. Kurban, yani bir şeyi yoluna harcamak. Bunun adı nefsin kurbanı olabilir. Efendim, en sevdiğim şeyleri Allah yolunda efendim hediye etmek olabilir. Havalar çok sıcak, idare edin, böyle zor nefes alıyorum. Yaşlandık ya. Aslında o bahane sigaranın tehlikesini ya da sigara zaafımızı saklamak için yaşlılığı bahane ediyoruz. Evet, dürüst olmak gerekir. Arkadaşlar yazmışlar, işte özellikle bana yazanlar var. Ya üstad, eski bayramlar diyorlar, eski bayramlar. Aslında bu türküyü hep dinleriz yıllardır. Babam rahmetli yaklaşık 100 yaşında dünyadan göçtü. Ben çocukken ben hatırlarım. Babam da eski bayramlar derdi. Eminim babamın babası da eski bayramlar dermiş. Bayramlar eskir mi? Veya bayramın anlamı ne ki eskisi yenisi olsun? Değil mi? Yani bence her bayram yeniliktir. Her bayram bir dönemeçtir. Her bayram bir yeniye açıklıktır. Her bayram bir yılın içinde, o yıl içinde yenilenmektir diye düşünüyorum. Eskisi olmaz mı? Elbisen bu ki eskisi var, yenisi var. Ayakkabım. Öyle değil mi? Eskiden kendi şartları içinde. Yani aslında bu insanın geçmişe olan özleminin bir ifadesi. Öyle diyelim. Yani kurbanı kesiyorsun. Bahçeye oturuyorsun. Çoluğu çomalığa topluyorsun. Hısım akrabayı. Kebabı yeliyorsun. İşte o arada eski bayramlar diye timsah gözyaşları döküyorsun. Tabii herkese kastetmiyorum ama hepimiz kendimizi kastedelim. Hepimiz kendimizi kastedelim. Neyine? Her bayram, her dönem kendi çağına göre yeterlidir. Veya o çağa göre yorumlanır. Yeterliliği bu anlamda kullandım. Yani eskiyi bugüne getirsem kimi mümkün değil. Kendini eskiye götürebilir misin? Götüremezsin. O zaman değişmez değerlerle bayramı idrak etmek lazım. Nedir değişmeyecek değerler? Akrabalarını ziyaret et, gözet. Yetimlerini, fakirlerini doyur. Onlara da o bayramı yaşat. Bu değişmeyecek. Bunun eskisi yenisi yok. Nedir eskide kalıp da bugün yapamadığımız şey? Bunlar değil mi? Bu erdemleri kaybetmedik biz. Niye kendimizi kandırıyoruz ki eski yeni diye? Yani kebap yerken, kurbanı kesip kebabı yerken eski bayramlar deyip nostalji yaşamanın bir anlamı yok ki. Konu komşunu ziyaret ettin mi? İki sokak öteye gittin mi? Bayram sabahı. Onları gizli gizli arkalarından araştırarak durumları nasıl öğrendin mi? Yok. Kim var fakir? Mahallede yetim kim var? Bunlara baktın mı? Yok. Aman devlet baksın. Ya devlet bakmak zorunda. O ayrı ama devlet millete kurban parası dağıtamaz. Çünkü kurbanın bir şartı var. İmkanın olursa yapacaksın. İmkanın yoksa yapmasın, bunun ayıbı da yok, günahı da yok. Ama gurur meselesi yapmak, efendim ben yapamıyorum deyip borç ederek, harç ederek, sağdan soldan para toplayarak kurban kesilmez. Ha, bunu yapmayanlar, bunun idrakinde olanları belki kendilerini açığa vermeyebilirler ama kurban kesme imkanına sahip bir kişi bir kurban parası kadar da yetimlere, fakirlere dağıtabilir. Onlara bir ayakkabı, bir elbise parası verebilir.
Neyi kaybettik ki eski bayramları diye ahlayıp pofluyoruz? Kaybolmayacak şeyleri kullanmıyoruz biz. Onları kaybetmiyoruz aslında ama yapmıyoruz da. Öyle değil mi? Hepimiz kendimizi kontrol edelim. Evet. Kurbanı kesiyorsun, kendine ziyafeti çekiyorsun. Tamam, ondan sonra da ah, oh, eski bayramlar, tamam. Eskiden ne vardı da şimdi olmayan şey ne? Evet. Sen dün babanın elini öpüyordun, bugün baban dünyada değil. Misal veriyorum, atamız dünyada değil. Öldüler, ölünecek, herkes ölecek. Ama senin evlatların var, elimi öpüyorlar. Artık döngü noktası geldi. Sen büyüdün, sen yaşlandın, senin çocukların geliyor. Değişen bir şey yok. Eski bayram, yeni bayram diye bir şey yok. Bayram bayramdır. Her an yeniliktir. Her an yenilenmesi lazım. Bayramlar kendi kültür ve medeniyetimizi, dini vecibelerimizi her an yenileme dönemleridir. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum ben. Onun için bayramların eskisi yenisi yok arkadaşlar. Bayram her zaman yeniliktir. Ve değişmez kural, değişmemesi gereken kural ya değişmemesi gereken bayram ruhu, fakirleri, yetimleri gözetmek, biriktirdiğin maldan, mülkten onlara da pay ayırmak, paylaşmak, dayanışmak, huzur evinde olsun, mahalle köşelerinde olsun, yaşlıları ziyaret edip onları onur etmek, geliri düşük olan, çoluğu çocuğu çok olan ailelere gidip onlara destek vermek, o çocukları sevindirmek bayramdır. Bunun yenisi var mı? Eskisi var mı? Hiç sanmıyorum. Allah'a emanetsiniz. Rabbim hepinize de sevenlerinizle, sevdiklerinizle daha nice bayramlara ulaştırması dileğiyle. Allah'a emanetsiniz.